Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak nasip eyledi, 3. cildin son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Nuh aleyhisselamın yaşayacağı tufanı Sir-i Nebi çerçevesinde ifade etmeye gayret edeceğiz. Zaman dilimleri hakkında farklı görüşler olmakla beraber bizim takip ettiğimiz silsileyle anlatmak gerekirse Hz. Adem Efendimiz'den Nuh tufanına kadar geçen süre için yaklaşık 300 bin yıllık bir süreçten bahsedebiliriz. Yani ilk 3 cildimizin sonuna ulaştığımızda milattan önceki 300 bin yıldan Nuh tufanının koptuğu milattan önceki 17.275 tarihine ulaşmış oluyoruz. Elbette ki Nuh tufanında yaşanmış olan büyük dünyadaki büyük değişim, kıtaların oluşumu, kısaca beyan edeceğimiz bu hakikatler, hep söylüyoruz ya, peygamberler tarihi, dünya tarihi apayrı bir konu. Sir-i Nebi çerçevesinde ilerlediğimiz için atlaya atlaya gittiğimiz bölümler var. Zaman kısalmasının yaşandığı bir dönemden bahsedeceğiz. Çünkü zaman mekana göre şekil bulan ve mekanın özelliklerine göre değişkenlik gösteren, özellikle dünyanın yaşadığı ekliptik düzenle yakinen ilişkilidir. Bu ekliptik düzendeki ciddi bir değişim süreci, ki dünya 2,5 dereceden biraz fazlalık bir eğilim sürecini arttırmıştır Nuh tufanı ile beraber. Nuh tufanının kendisi bile bilimsel bir değer olarak ayrı bir derste işlenmek ihtiyacına sahip. Dolayısıyla buradaki zaman kavramı bugünkü 300 bin ile 17.275 yıl arasında geçen o 290 bin yıla yakınki süreci aynı mantıkla düşünmeyiniz. Dolayısıyla o süreçte bugünkü manada bakarsanız eğer aşağı yukarı 20-25 bin yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ama o süreçte bu süreç birbirinden farklı. Dolayısıyla tarihsel süreçte ve kitaplarda okuduğunuz zaman farklılıkları, duyduklarınız aslında Nuh tufanının zaman kaymasına sebep olduğu, zamanın akışını değiştirmiş olduğu gerçeğiyle yakinen ilişkili. Dolayısıyla farklı hesaplama yöntemleriyle farklı sonuçlar elde edilebilir. Efendim, Hazreti Nuh aleyhisselam biliyorsunuz Rabbül Aleminden bir emir almıştı ve bu emir üzerine gemisini inşa etmeye başlıyor. Geminin yapılmış olma emriyle beraber geminin yapıldığı yer bugünkü Suriye Şahla'nın batısında bulunmaktadır. Yüksekçe bir dağ yapısı olan bu yapı halihazırda görülebilir. Nuh, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemde tek kıta olduğunu düşünürseniz dünyanın, bu bölge oldukça fazla ormanlık bölgenin arasında sakin, böyle daha seyrek bir ortamda gerçekleşiyor. Gemi burada yapılıyor ve Nuh tufanından sonra ise volkanik patlamaların da sebebiyle, çünkü o dönemde dünyanın büyük değişimler yaşadığını göreceğiz, birazdan anlatmaya gayret ediyor olacağız. Bir volkanik patlamayla da o bölgenin volkanik bir yapıya kavuştuğunu görüyoruz. Çünkü Hz. Adem Efendimiz'le Nuh aleyhisselam arasındaki süreçte dünyada büyük yükseltilere rastlamayacağız. Dünyanın o büyük yükseltiler ve debdebeyle çalkalanması, bu çalkantının ardından dağların yükselmesi, ya sadece gökten bir yağmurun düşmesi değil, yeryüzündeki bu büyük değişime karşı meydana gelen ciddi farklılıklar, dağların da yükselmesine sebep olduğu gibi kıtaların da ayrılmasına sebep olacak büyük bir deprem şeklinde de algılayabilirsiniz. Hz. Nuh aleyhisselamın gemisine bindirilmek üzere papağan gibi, ilk giren papağan, son giren de bir eşek olduğuna dair çeşitli ibareler var. Ancak Nuh aleyhisselamın gemisine bütün hayvanat çeşitlerini aldığına dair bir kesin ibare yok. Kendi bölgesinde yaşamış olduğu hayvanatın bu gemiye binme talebi var. Tabiri caizse yaklaşması, o gemiye yaklaşması var. İnsanların büyük bir nefret ve hezime sonucunda Nuh aleyhisselamı reddetmesiyle beraber ona inanmış olan 107 kişinin yer alacağı bu gemiye hayvanatın girme talebi var. Dolayısıyla Nuh aleyhisselamın gemisine diğer hayvanlar neden alınmamıştır sorusunu gündeme getirenler olacaktır. Madem ki türler oradan başladığını iddia ediyorsunuz, insanlığın ikinci atası olduğunu söylüyorsunuz, o zaman bütün türleri almış olması gerekmez mi sorusuna cevap, Nuh tufanının yaşandığı bölge dünya silsilesinde bugün bakarsanız eğer Japonya'nın kuzey bölgesinden başlayıp
bir kavis çizerek Orta Asya üzerinden Mezopotamya coğrafyası ve oradan ta Afrika ortalarına kadar devam eden bir yapıdır. Bugünkü dünya haritasında oluşum vesilesi aslında bu büyük Nuh tufanının iziyle anlaşılır. Dolayısıyla hakikat Nuh tufanı yeryüzünün tamamında yaşanan bir süreç değil. Bir tarafta tufan yaşanırken bir tarafta buzul çağı, hızlı bir buzlanma, bir tarafta da bu buzlanmanın etkisiyle meydana gelen bir debdebelenme süreciyle kıtaların birbirinden ayrışırken volkanların patladığı ikinci ayrı bir sürece geçiyor olacağız. Dolayısıyla bugünkü dünya tarihi kitaplarında yer alan 12 bin yıl öncesine ait buzul çağına ait olan gerçekler Nuh tufanından sonraki süreçte dünyanın kuzey ve güney kutbunun genişlemiş özelliğine dair ve ekliptik düzen kaymasından dolayıdır. Hep söylüyoruz ya, bunlar apayrı bilimsel konular olarak ele almamız lazım ama CN Nevi çerçevesinde bu kadarı kafi olacaktır ki bilim dünyası içinde önemli bir açılımı yapmış olalım. Efendim Nuh Aleyhisselam gemiyi yaparken Hızır Aleyhisselam'ı gemiye girip onun elinde Nur-u Muhammedi'yi görünce inanmış olduğu bir an var. Hızır Aleyhisselam, biliyorsunuz, Nuh Aleyhisselam'a gemi yaptırılırken Allah Azze ve Celle'nin emri ilahisi üzerine bir de tabut yaptırmıştı Allah Azze ve Celle. Bu tabut tarih boyunca süre gelecek olan ve en sonunda da Hazreti Ali Efendimizin taşınmasına vesile olacak olan çöldeki kayboluş süreciyle ilişkili o gün geldiğimizde anlatacağız. Ahirette intikal ettikten sonra onun taşınması için yapılan tabuttu. Bu tabut Nuh Aleyhisselam tarafından yapılmış ancak bunun gemiye bindiriliş aşamasında Hızır Aleyhisselam bu tabutu omuzlayarak gemiye gelmişti. Nuh Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'ın kendi ümmetinden olmadığını anladı. Onunla konuşurken, onun elindekinin hikmetini kendisine sual edecekken onun üzerinde Nur-u Muhammedi'nin elinde izini gördü. Bu izi görüp onun parlamasıyla beraber Hızır Aleyhisselam'la tanışmış oldular ve Hızır Aleyhisselam'ın da gemiye binmesi söz konusu oldu. Oğullarından Yam, bir başka ismiyle Kenan'ın boğularak ölenlerden olduğu bilinirler. Kalanları da Sam, Ham ve Yafes olarak gemiye biniyorlar. Tufandaki büyük suyun şiddetiyle hasıl olan büyük depremler ciddi anlamda dünyanın kıtalara ayrılmasına vesile olmuştu. Aslında Nuh Aleyhisselam'ın büyük imtihanları bitmek bilmiyordu. Allah Azze ve Celle'nin takdiri ilahisi. Ümmeti Muhammed'de hasıl olmak üzere bütün tarih boyunca insanlığa büyük bir hikmetlidir. Çünkü 950 yıl kadar boyunca ömründe uzun bir müddet ümmetine hakkı beyan edip onların hakikati görememesine rağmen verdiği mücadele sonunda hasıl olan tufanda yine gemiyi yaparken krallar kendisine karşı o dönemin kralı ciddi bir mücadele vermiş ve bu geminin parçalanmasını arzu etmiştir ve hatta bir süre sonra bu geminin de parçalanmasına gerek duymayarak bununla dalga geçmeye de başladıkları bir dönem vardır ki bu da Nuh Aleyhisselam'ın gemiye bindikten sonra 6 gün boyunca beklemesiyle yakinen ilişkilidir. Evet, Nuh tufanı olacak diye gemiye binen 107 kişi 6 gün boyunca hiç yağmayan yağmurdan bahsediyoruz ki bu aslında bir yağmur yağması da değil. Gökte bulunan bir denizden hasıl olan büyük bir su akışı. Akıl almaz büyüklükte bir su akışı. Hani böyle bir kupkuru bir topun üzerine suyu sıkar, o topu çevirirsiniz ve o topu harekete geçirirsiniz ya, o mantıkla düşünebilirsiniz. Göklerden indirilen bir yağmur ve yerden buna nazaran fışkıran yağmurun varlığı da Kur'an-ı Azimüşşan'da belirtilmiştir. Kitaplarımız inşallah Allah nasip ederse basıldıkça bunların içerisinde bazı detaylara daha geniş yer vermeye çalışacağız. Ve Hazreti Nuh'un yapmış olduğu gemi toplam uzunluğu 75 metre, en iyisi 12 metre şeklinde ve toplamda 9 katlıydı. Bu kadar büyük bir geminin yapılmış olması içinde ihtiyaç malzemeleri, içinde kağıt, içinde evrak, içinde yazılar olmasıydı. Bütün bunlar insanlık tarihinin bilgi birikimi olarak kendisine atfedilmişti. Ama insanlık büyük bir cehalet dönemine geçecekti çünkü Nuh tufanı ile beraber gelmiş geçmiş bütün ümmetlerin medeniyete ait olan özellikleri kaybolacak. Elde sadece bir geminin içerisindekiler hasıl olacak. Hayvanat dünyanın dört bir tarafından yeniden merkeze doğru, o sıcak noktaya doğru, suyun olduğu noktaya doğru harekete geçecek.
Böylelikle kıtaların ayrılması sebebiyle hakikat hasıl olacaktı. Hızır aleyhisselam geminin bu 6 günlük bekleyişine binmeden evvel ön kısmına Ahmet ismi şerifini, arka kısmına da İsa aleyhisselamın ismini Girift yazıyla yazmıştı. Belli bir okunaklılığı yoktu. Ancak bu gemiyi oldukça zorlu süreçlerde suyun üzerine çıkabilmesi ve suyun üzerinde hatta gökyüzünde gezebilme imkanı doğurmuştu ki bu da Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi için apayrı bir ders yapmak gerekliliğini doğurur. Efendim 3. cildin sonuna geldik. Böylelikle Nuh tufanı koptu ve bu saatten sonra dünya ne yazık ki cahilane bir hayat biçimiyle bugünkü anladığımız manasıyla insanlığın ikinci tarihine başlıyor olacak. 4. ciltte görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.